Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyim arkadaşlar. Bugün FIFA 20'deki son oyun açığı olan free kick, yani serbest vuruşlardan nasıl %100 ihtimalle gol atarsınız, sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Bu yeni bir oyun açığı, profesyonel turnuvalarda vesaire de kullanmışlar sevgili arkadaşlar. Ancak daha komüniteye daha yeni düştü arkadaşlar. Bundan dolayı ben de sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Sizler de kullanın, sizler de bunu pekiştirin ki rakiplerinize karşı free kicklerde avantaj sağlayabilin. Arkadaşlar, bilmiş olduğunuz gibi bu sene EA bu free kick sistemini değiştirdi ve yeni gelen sistem bence çok kullanışsız. Yani ben hiç free kick olduğu zaman gerçekten şu çekesim gelmedi, pas şeklinde kullanıyordum ve bu şekilde yoluma devam ediyordum. Ancak bu oyun açığı gerçekten sizlere Foot Champions'da belki de daha fazladan maç kazanmanızı bile sağlayacak arkadaşlar. Bundan dolayı lütfen dikkatli bir şekilde izleyin ki sizler de bunlardan yararlanabilin. Benim için çok önemli sizlerin bunlardan yararlanmanız, çünkü ben senin daha fazla galibiyet almanızı istiyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sizlere bu videoda çok kritik bir soru soracağım. Herkes cevap verirse çok sevinirim. Arkadaşlar, bir futbolcu video çekeceğim ve bu video sizce FIFA videosu mu olmalı yoksa futbol challenge, yani penaltı challenge olabilir, crossbar challenge olabilir, bu tarz bir video olup videonun içinde böyle FIFA'dan kesitler mi olmalı? Siz hangisini daha çok tercih ederdiniz ve siz YouTuber olsanız hangisini çekerdiniz? Bunu yorumlarda yazarsanız hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bu arada 60 bin abone doğru gidiyoruz arkadaşlar. Son 200 abone kaldı. Birkaç aydır tıkandık resmen abone olarak. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı, yenisiniz de abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım, taktiğe başlayalım. Taktik gerçekten de çok basit arkadaşlar. Bunu pekiştirmek için yapmanız gereken şey, FIFA 20'nin ana menüsü oyuna kısmına geliyorsunuz ve sağ aşağıdan beceri oyunları kısmına geliyorsunuz. Buna girmiş olduğunuz zaman arkadaşlar, eğer hiç girmediyseniz sizlere öncelikle birkaç tane basic görev yaptırıyor. Şu temelleri falan tamamlatıyor. Ardından buralar açılmaya başlıyor adım adım. Siz buraya açtıktan sonra arkadaşlar, gelişmiş duran top organizasyonları açtıktan sonra gelişmiş duran top organizasyonu beceri görevine geliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Buradan da taktiği geliştirebiliyorsunuz. Şimdi oyun içini kullanmak için neler gerekli? Öncelikle arkadaşlar, vurduğunuz oyuncunun aslında pek bir önemi yok. EA'in bir bug'ı aslında. Ama ben kendi deneyimlerimi söyleyecek olursam, free kick accuracy, yani free kick isabet oranı daha yüksek futbolcular daha iyi şekilde çalışıyor. Yani %100'e daha yakın çalışıyor. Yoksa kalecilerle vesaire de atabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Ama yani daha doğru nasıl çalışır diyorsanız, free kick vurabilen, daha iyi vurabilen insanlarla, oyuncularla denerseniz daha iyi sonuç alırsınız. Bunun için söyleyeceğim tek şey, olay arkadaşlar resmen bir glitch'tir ve bu büyük ihtimal bir sonraki güncellemelerde düzeltilecek. Bu yüzden bu zaman zarfında bunu kullanarak gol atabilirsiniz. Çünkü bu hafta sonu çok fazla yabancı insan karşınızda bu taktiği kullanacak. Şimdi bakın, ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Ben bu videoda, yani ben konuştuğum zaman hatalı olan şeyleri size bahsedeceğim. Çünkü ben de öğrenmem biraz zaman aldı. Yaptığım hataları sizlere göstereceğim öncelikle. Ardından videonun sonunda da nasıl doğru şekilde vurabileceğinizi anlatacağım. Hemen başlıyoruz. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar, bu ibre var ya, bakın nereye vuracağınızı göster, ibre. Bu ibreyi en aşağıya getiriyorsunuz ve tam baraj ve kaleci arasına getiriyorsunuz. Kaleye olan mesafenize bağlı olarak 2.75 barla 4 bar arası vurabiliyorsunuz. Mesela şu anda bakın, görmüş olduğunuz gibi 3 bar vurdum arkadaşlar. Şu şekilde hemen göstereyim sizlere. Niye az gitti? Çünkü benim burada 3.25 bar vurmam gerekiyordu. İşte size bahsettiğim hatalardan bir tanesi de bu. Aslında bu hata değil. Şöyle arkadaşlar, gerçekten elinizin birazcık alışması gerekiyor. Eliniz alıştıktan sonra bunu daha iyi şekilde yapabiliyorsunuz. Bakın, bu açılardan falan gerçekten daha zor çalışıyor arkadaşlar. Zaten buradan normalde de gol atmak çok ama çok zor arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi bu araya getiriyorsunuz. Mesela şu anki mesafe 3.25, 3.15 tarzında bir bar için uygun. Mesela biz şöyle basıyoruz arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ve bu olayın zaten arkadaşlar temeli kırmızı vurmak. Evet, yanlış duymadınız, kırmızı vurmak arkadaşlar. Oyunda bir açık var şu anda. Frikiklerden kırmızı vurduğunuz zaman arkadaşlar, benim şu an size gösterdiğim taktikle gol atabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir oyun açıyor ve bunu EA nasıl oyuna ekler gerçekten aklım fikrim almıyor. Kaleci ve defans arasında tam bu noktaya getiriyorsunuz ve gözünüze artık el alışkanlığıyla alışacağınız mesafeden arkadaşlar vuruşlarınızı şu anda ekranda olduğu gibi yapabiliyorsunuz. Şimdi hatalı bir kez göstereyim sizlere. Şu anda mesela kaleye uzaklığımız var. Mesela bu şekilde basarsınız. Mesela şu anda 3 bar bile basmadık, görmüş olduğunuz gibi. Top hemen burada baraja takılacaktır, bilginiz olsun. İşte hangi açıdan ne kadar vuracağınızı antrenman yaparak öğreneceksiniz. Eğer bu tarz uzak pozisyonlardaysanız arkadaşlar, 3.75 bar ve 4 bar arası vurabilirsiniz. Mesela ben şu an az vurdum sizlere örnek olarak göstermek için. Görmüş olduğunuz gibi direkt kalecinin üzerine gitti. Dolayısıyla vurmuş olduğunuz kuvvet gerçekten de çok önemli. Eğer kaleye uzaksanız arkadaşlar 4 bar vurabilirsiniz, bilginiz olsun. Ama kaleye yakınsanız 3 ile 3.25 bar arası vurabilirsiniz. Mesela burası ortalarda bir pozisyon arkadaşlar. Hani buradan dediğim gibi, mesela ben şu anda birazcık daha düşük vurdum. Gol olma olasılığı var ama çok az. Bakın, görmüş olduğunuz gibi kaleci direkt kurtardı. O yüzden el alışkanlığı gerekiyor.
Ben videonun sonuna hangi alandan ne kadar vurmanız gerektiğini anlayabileceğiniz örnekleri bırakacağım. O yüzden oradan inceleyip bakmanızı istiyorum sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Ne kadar vuracağınızı, ne yapacağınızı hemen oradaki taktiklerde direkt görebileceksiniz sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Bu tür açılardan çalışmadığını tekrardan söylüyorum. Bakın buradan zaten normalde de gol atmanız çok zor. Kırmızı nasıl vuruyorum diyorsanız arkadaşlar. Ooo bir dakika, o ne gol oldu lan videoda. Aklımız gitti. Her neyse arkadaşlar, demeye çalıştığım şey şu ki, vuruş yaptıktan sonra bak, analoğu aşağı doğru yatırıyorsunuz. Analog aşağı doğru yakındayken gücünüz doluyor. Sonra sürekli yuvarlak spam yapıyorsunuz arkadaşlar. Sürekli yuvarlağa basıyorsunuz ve orası kırmızı oluyor. Orası kırmızı olduğu zaman zaten şu andaki oyun açığımız aktif olmuş oluyor. Bu şekilde topa vurabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok kullanışlı bir şey. Sizler de kullanın. Benim gibi golleri atın. Videonun sonunda da dediğim gibi doğru örnekleri sizlerle birlikte buluşturacağım arkadaşlar. Mesela şu anda çok fazla vurdum görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde örnekleri verdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Çok yakında engelli kardeşlerim için bir proje başlatacağım. Ona da sizlere zaten duyuracağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi eğlenceler. Hoşça kalın. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Lütfen atmış olduğunuz golleri benim Twitter ve Instagram adresimi göndermeyi unutmayın. Linklerini hemen açıklama kısmında bulabilirsiniz.